أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين 26. mektup 4. mebhas 10. mesele Ziyaretçilere ait bazı dostlar tarafından ihtar ile bir düstur izah edilmek istenilmiştir. Onun için yazılmıştır. Malum olsun ki bizi ziyaret eden ya hayat-ı dünyeviye cihetinde gelir, o kapı kapalıdır. Ya hayat-ı dünyeviye cihetinde gelir, o kapı kapalıdır. Veya hayat-ı uhreviye cihetinde gelir, o cihette iki kapı var. Ya şahsımın mübarek ve makam sahibi zannedip gelir, o kapı dahi kapalıdır. Çünkü ben kendimi beğenmiyorum, beni beğenenleri de beğenmiyorum. Cenab-ı Hakk'a çok şükür beni kendimi beğendirmemiş. İkinci cihet sırf Kur'an-ı Hakim'in dellalı olduğum cihettedir. Bu kapıdan girenleri alev ve esevel aynı kabul ediyorum. Onlar da üç tarzda olur. Ya dost olur, ya kardeş olur, ya talebe olur. Dostun hassası ve şartı budur ki katiyen sözlere ve envar-ı Kur'aniye dair olan hizmetimize ciddi taraftar olsun ve haksızlığa ve bid'alara ve dalalete kalben taraftar olmasın, kendine de istifadeye çalışsın. Kardeşin hassası ve şartı şudur ki hakiki olarak sözlerin neşrine ciddi çalışmakla beraber beş farz namazını eda etmek, yedi kebairi işlememektir. Talebeliğin hassası ve şartı şudur ki sözleri kendi malı ve telifi gibi hissedip sahip çıksın. En mühim ve en mühim vazife-i hayatiyesini onun neşir ve hizmeti bilsin. İşte şu üç tabaka benim üç şahsiyetimle alakadardır. Dost benim şahsi ve zati şahsiyetimle münasebettar olur. Kardeş abdiyetim ve ubudiyet noktasındaki şahsiyetimle alakadar olur. Talebe ise Kur'an-ı Hakim'in dellalı cihetinde ve hocalık vazifesindeki şahsiyetimle münasebettardır. Evet, dersimizin konusu Risale-i Nur'a talebe olmak. Talebe olmak ne demektir, nasıl olur, niçin önemlidir? Vakıf kardeşler böyle bir ders okumamızı arzu ettiler. Ki bu konuyla ilgili Risale-i Nur'da çok fazla yer var. Okuyabildiğimiz kadar okuruz. Burada tabii yine derse başlamadan şunu ifade etmek istiyorum. Etmişimdir de belki burada. Yani Risale-i Nur'un esas değil mi? Hani tahşidatı hakaiki imaniyedir. Tevhid, marifetullah, Kur'an'ın imani hakikatleri ama Risale-i Nur'da layıkalar da var, düsturlar da var. Risale-i Nur'un mesleği nedir, sadakat nedir, şahs-ı manevi nedir? Hani arada bir layıka dersi de okumak, o ihtiyacı oluyor, okumak da gerekir. Bizimki de bugün o nevden olacak. Yani hani Risale-i Nur'a talebe, üstad niye bu kadar talebe olmaya önem veriyor, şartları nedir, kemalatı nedir, Risale-i Nur hizmetine bakan noktaları, tesirleri nelerdir gibi bir konuyla ilgili olacak dersimiz. Ama şu ilk cümlenin üstünde birkaç cümleyle durmak istiyorum. Diyor ki, bizi ziyarete gelir, ya hayat-ı dünyeviye cihetinde gelir, o kapı kapalıdır. Yani Risale-i Nur dairesine, Nur medresesine, Risale-i Nur'da irtibatı, dünyevi bir menfaat, dünyevi bir beklenti, niyetiyle gelmek, girme, Risale-i Nur'un ruhuna, esasına, hakikatına tamamen de zıttır, kapalıdır. Yani bizim Risale-i Nur'da cemaatle, şahs-ı maneviyle olan münasebetimiz tamamen uhrevi olmalı, uhrevi. Yani niçin? İmanımı kuvvetlendirmek için, imanı tahkiki dersini almak için, ahiretimize halisane çalışmak için, hayat-ı içtimaiyenin günahlarından kendimizi muhafaza etmek için, Kur'an ve imana hizmet etmek için, manevi mücadeleye bir fiil dahil olmak için, değil mi? Cemaatin feyzinden, kazancından istifade etmek için, şahs-ı manevi gibi. Böyle olmadı. Yani bunlar, bu niyetlerle olmadı. Bu çok önemli bir nokta çünkü bu da ayrı bir ders konusudur. Yani Risale-i Nur diyor ya üstadımız, bu kadar muarızlara, bu kadar düşmanlara mukabil en büyük kuvveti ne olmuştur ve bundan sonra ne olacaktır? Dünyevi hiçbir şeye alet edilmemesi, dünyevi menfaatlere alet edilmemesi, dünyevi maksatlar içinde olmaması, saadet-i ebediyeye bakan halis, safi bir iman dersi olmasıdır. Risale-i Nur bu kadar tesirli kılan, ihlasını ve istikametini muhafaza eder. O yüzden bizim de münasebetimiz bu şekilde olmalı. Uhrevi bir bağ kurmalıyız. Yani Risale-i Nur'la uhrevi bir bağ kurmalıyız.
Dünyevi olduğu zaman muvakkat olur, devamsız olur, istikametsiz olur yani ve zararlı olur. Bu nokta önemli ama bu başlı başına bir ders konusudur. Şimdi şuradan tekrar alalım. Dostun hassası ve Halit Üstad layıkalarda da üç ana başlıkta Risale-i Nur'la irtibat kuranları diyor ki dost olur, kardeş olur, talebe olur. Ama bizim konumuz talebeler olur. Diğerlerine fazla değinmeyeceğiz. Dostun hassası ve şartı budur ki kat'iyen sözlere ve envar-ı Kur'aniye dair olan hizmetimize ciddi taraftar, muarız olmaması, taraftar olması ve haksızlığa ve bid'alara ve dalalete kalben taraftar olmaması, bunu birkaç yerde daha söylüyor. Yani bid'alara taraftar olmamak şartıyla dost olabilir diyor. Yani bid'a nedir? İşte dinin aslına zarar verecek olan dindeki değişiklikler, özellikle sünnet-i seniyenin ibadete taalluk eden nevafil kısmının tahir edilmesi, bozulması, inkar edilmesi, değiştirilmesine bid'at eder. Ki malumunuz sünnet-i seniyede bu hadis-i şerif var. Bütün bid'alar dalalettir. Bütün dalalette nedir? Ateş ve cehennemdir diyor Efendimiz. Bu asırda hani Risale-i Nur'da üstadımız bid'alar asrı diyor çok yerde. O yüzden bid'alara taraftar olmayı okuyanlar bilir. Burada geçti ya, yedi kebair. Yani kebair büyük günah. Yedi kebair, üstadın ifadesiyle ki eskiden gelen bir ifadedir, mubikat-ı seba. Yani insanın ahiretini helak edici günahlar. Mubikat, helak edici demek. Bunlardan bir tanesi de bid'alara taraftar olmaktır. Tehlikeli bir şeydir yani. Yani en büyük günahlardan biri. Bid'alara taraftar olmamak, kendine de istifade ederse, istifadeye çalışırsa, arada bir okursa, derse gelirse dost olur. Kazancı vardır yani. Mutlaka kazancı feyzi vardır. Kardeşin hassası ve şartı şudur ki, hakiki olarak sözlerin neşrine ciddi çalışmakla beraber, beş farz namazını eda etmek, yedi kebairi, o biraz önce bahsettiğimiz işte katıl, yani cinayet haksız yere, zina, şarap, kumar, hukuku valideyn yani anne babaya haksız yere onların haklarını çiğneyecek şekilde isyankar olmak, yalancı şehadetlik mahkemelerde ve biraz önce söylediğimiz bid'alara yedi. Üstad'a göre en büyük yedi büyük günah bunlardır. Bunları işlememesi lazım. Yani kardeş ve talebe bunları işlemez diyor yani. İşlememektir. Talebeliğin hassas ve şartı şudur ki, sözleri kendi malı yani Risale-i Nur'un kendi malı ve telifi gibi hissedip sahip çıksın. Sözleri şimdi bunu açacağız biraz. Bununla ilgili yerler okuyacağız. Sözleri kendi malı ve telifi gibi hissedip sahip çıksın. Ve en mühim vazife-i hayatiyesini onun yani Risale-i Nur'un neşir ve hizmeti bilsin. Talebeliğin hassası yani. Kardeşle talebe tam aynı değil. Talebe daha üst. Hatta bakın şuradan başlayalım. Mesela bazı mektuplarında üstad bize der ki, şimdi okuyacağım. Mesela ben onu kardeşliğe kabul ettim. Talebe olmaya. Bakın mesela burada bu sayfada iki tane var. Diyor ki, yeni sözlerle alakadarlık edenlere evvelki üç hafız ile Mutaf Hafız Mahmud Efendi'ye selam hem dua ediyorum. Sebat etsinler. Onları kardeş dairesine dahil etmişim. Kardeş dairesine dahil olmuşlar. Ama yeter mi? Yetmez. Ne? Talebe dairesine girmeye çalışsınlar. Kardeş olmuşlar ama onunla da iktifa etmesinler. Çünkü birazdan okuyacağım mektupta da bir talebe hani çok değerli, çok kıymetlidir. Yüz dosta müreccahtır diyecek. Ona hani dersimizin konusunda var bu. Bakın onları diyor kardeş dairesine dahil etmişim. Talebe dairesine girmeye çalışsınlar. Şurada var. Es-sebebü kelfayı sırrınca vasıtanızla ve size iktida ile hizmet-i Kur'aniye girenlerin kazandıkları hasenatın bir misli. İnşallah sayfayı amalinize geçer. Bu da çok önemli bir nokta değil mi? Risale-i Nur'da hani şu hadisi zikreder ya üstadımız. Hani bir adamın seninle imana gelmesi değil mi? Sana sahra dolusu kırmızı koyunlardan daha hayırlıdır. Yani sahra dolusu kırmızı koyunun olsa onları tasadduk etse bir insanın imanına vesile olmak, hidayetine vesile olmak daha yüksek, daha kazançlı bir ticarettir senin için. Neden? Çünkü iman saadete bildiğinin anahtarı ya. Yani bir müminin sultan olması, şey, bir neferin sultan olması gibi bir şeydir diyor. Hatırlarsak bir örnekte. Bu defaki isimlerini yazdığınız Hafız Bekir, Hafız Tahir, Hafız Şükrü Efendileri kardeş kabul ettin. Talebe olmaya da çalışsınlar.
Demek ki talebe olmaya çalışmak, talebe olmaya gayret etmek diye bir mesele nurlarda var. İki tane örnek okuduk. Şimdi devam edelim. Yine Barba Laikası'nda bu konuyla ilgili bir mektup var. Bismillahi ve imişeni illa yüsebbihü bihamdi. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. Aziz kardeşim Refet Bey, senin mektubunu ve kitabını memnuniyetle aldım. Gayet sevdiğim bir talebem olan Hulusi Bey'in ruhunu sizde hissettim. Zaten bundan bahsedeceğiz Hulusi abiden. Çünkü konumuzla ilgili Barba Laikası'ndaki ilk mektup yine bununla alakalı. O yüzden geçiyorum şimdi burayı. Seni yeni değil, Hulusi gibi eski bir talebe olarak kabul ettim. Talebeliğin hassası şudur ki, kime talebe denir? Risale-i Nur talebesi. Kim olur? Talebeliğin hassası şudur ki, yazılan sözlere kendi malı gibi sahip olmalıdır. Kendisi telif etmiş ve yazmış nazarıyla bakıp neşrine ve ehil olanlara imlama çalışmaktır. Talebeliğin hassası şudur ki, yazılan sözlere kendi malı gibi sahip olmalıdır. Yani sanki bu Risale-i Nur'u ben telif ettim. O yüzden bunu duyurmak, neşretmek, okumak. Bakın hemen hatırıma bir yer geldi. Yine talebelikle ilgili bir tarifi var üstadım. Birleştirelim onları. Kastamonu mektuplarında var. Tarihçeyi ayetler kısmından okuyayım. Bakın. Risale-i Nur'a intisap eden kimsenin en emniyetli vazifesi onu yazmak ve yazdırmaktır ve intişarına yardım etmektir. Onu yazan ve yazdıran ve okuyan Risale-i Nur talebesi unvanını alır. Onu yazan, yazdıran ve okuyan, okuyan da var yani, okuyan Risale-i Nur talebesi unvanını alır. O unvan altında ne olur peki? Talebe unvanını alınca ne kazanıyor? O kadar çok ki kazançları yani hepsine de zaten değinmemiz mümkün değil bu derste. O unvan altında her 24 saatte benim lisanımla belki 100 defa bazen daha ziyade hayırlı dualarımda ve manevi kazançlarımda hisseler olmakla beraber benim gibi dua eden kıymetli binler kardeşlerim ve Risale-i Nur talebelerinin dualarına ve kazançlarına dahi hisseler olur. Yani bütün Risale-i Nur dairesindeki talebelerin hem dualarına hem de manevi kazançlarına ne oluyor? Hissedar oluyor. Kazancı, hasenatı, ibadeti ne oluyor? Külliyeleşiyor. Yine buna mümasil olarak bakın, bir cümle daha bununla alakalı olduğu için onu da okumak istiyorum. Evet, şurada. Büyük kârlardan, büyük kazançlardan bir tanesi talebe olunca ne oluyor? Niye bu kadar önemli değildi? Bakın, en önemli kazançlardan bir tanesini daha okuyorum. Diyor ki, Risale-i Nur'un şakirtleri iman ile kabre girecekler, imansız vefat etmezler. Bakın, Risale-i Nur'un şakirtleri, yani talebeleri, iman ile kabre girecekler, imansız vefat etmezler. Cihan saltanatından daha kıymetli, daha ziyade kıymetli bir müjde-i Kur'aniye, bir beşaret-i semaviye bu sayfede vardır. Yani Risale-i Nur talebeleri hatta, bakın yine Kastamonu Laikası'nda yani okuyunca tabii dilimdeki ne var da bir yer daha hatırladım. Burayı hem teyit eden bir yer ve çok önemli gördüğüm yeri. Bakın diyor ki, Risale-i Nur bu asrın ehemmiyetli ve manevi ve ilmi bir mürşididir. Risale-i Nur bu asrın ehemmiyetli ve manevi ve ilmi, yani bu asrın önemli uzun bir manevi ne? Risale-i Nur eski zamanda tek yerlerden elde edilen ezvak imaniyeyi, envar imaniyeyi medreseden çıkmakla, Risale-i Nur medreseden çıkmıştır, medrese malıdır. Veriyor diyor yine Kastamonu Laikası'na bir mektupta. Yani sadece akla ilim ders vermiyor. Risale-i Nur'un sadece ilim vermiyor, manevi dersi de var, feyzi de var. Kalbe, ruha, latife ve diye bir sirayet eder. Melekeyi, kalpteki melekeleri inkişaf ettiren manevi ve ilmi. İlmi malum zaten yani. Kur'an'ın ilmi. Ulumu Kur'an diye Risale-i Nur. İlmi bir şey. En yüksek değil mi? Kur'an'ın ilmi. Kur'an'ın tılsımları. Ehemmiyetli ve manevi ve ilmi bir mürşidi olan Risale-i Nur'un heyeti mecması. Sayın şahsı büyük mürşitler gibi kendine muvaffuk ve hakikat ilmiye münasip olarak
Birkaç nebide bilhassa hakaik-i imaniyenin izharında, intişarında azim kerametleri var. Bakın bunlardan bir tanesi de şu, konumuzla ilgili. Hatta sekeratta bulunan talebelerine imanını kurtarmak için bir mürşit gibi yetiştiğine müteaddit vakalar şüphe bırakmıyor. Şüphesiz diyor üstad. Bakın, nurun talebesi sekeratta sıkıntı yaşıyor. Eğer talebe ise tam sahiplenmişse, sadakatla Risale-i Nur'a bağlanmışsa, okumuşsa, istifade etmişse, talebe. Sekeratta sıkıntı yaşasa, eski zamanda bu böyleymiş mesela. Hep çoğunuz duymuşsunuzdur. Mesela hakiki bir mürşidin bir müridi. Sekeratta şeytan onu sıkıntıya sokmuşsa, imanı tehlikeye girmişse onu hemen yetişip kurtarıyormuş. Keramet yani. Kerametini öyle gösteriyor. Şimdi madem bu asrın en ehemmiyetli ilmi ve manevi mürşidi nedir? Risale-i Nur şahsı manevisidir ve Risale-i Nur'dur. Diyor ki üstad, sekeratta bulunan talebelerine imanını kurtarmak için bir mürşit gibi yetiştiğine Risale-i Nur müteaddit vakalar. Bunu üstad çok kere de kendisi ne yapmış? Görmüş yani. Keşfetmiş. Şüphe bırakmıyor. Şüphesiz bir şey yani. Şüphesiz bir ne? Risale-i Nur talebeleri imansız vefat etmezler. İmanla kalbe girecekler inşallah. Şimdi cihan saltanatından daha büyük bir müjdeyi Kur'an'a yapıyor. Bundan daha büyük bir kazanç olmaz zaten. En büyük mesele, en büyük dava bu. Evet, şurada dursun lazım belki. Şimdi talebeliğin hassası şudur ki yazılan sözlere kendi malı gibi sahip olmalıdır. Kendisi telif etmiş ve yazmış nazarıyla bakıp neşrine ve ehil olanlara iblağına çalışmaktır. Yani okumak ve okutmak. Özetlersek yani. Hani talebelikte okumak ve okutmak önemli. Ama bu da nasıl oluyor? Ciddi olması için işte burada bize bir şey söylüyor. Sahiplenme. Yani bak iki tarifte de geçti. Mektubatta okuduğumuz tarifte de ne? Risale-i Nur kendi malı ve telifi gibi hissedip. Burada ne dedi? Sözlere kendi malı gibi sahip olmalıdır. Kendisi telif etmiş ve yazmış nazarıyla bakmak. Bu şekilde oluyor. Şimdi bunu bir örnek üzerinden açalım. Mesela işte Hulusi abinin örneğine gidelim. Çünkü en birinci talebe üstadın ifadesiyle Hulusi abi olduğuna göre ne var Hulusi abiyi birinci yapan? Yani hangi hastalar var? Biz o hastalara ne kadar tevafuk edersek, değil mi? Talebelikte, şimdi talebeliğin de kendi içinde tabii ki haslar var, hükümler var, kendi içinde mertebeleri var. Mesela Risale-i Nur şahsı manevisi var. Risale-i Nur şahsı manevisini temsil eden has talebelerin şahsı manevisi var. Ve ferit makamına mazhar. Ferit makamına. Yani doğrudan doğruya Kur'an'a bağlı. Veraset-i nübüvvet sırrıyla Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam'a bağlı. Hiçbir işte kutbun, gavsın, şemsiyesi, sayesi altında değil. Ferdiyet makamı çok yüksek bir şey yani. Yani Risale-i Nur şahsı manevisinin makamı çok yüksektir yani hakikaten. Bu ifade zaten Nur'larda çok yer alacak. Şimdi diyor ki bu iki zat Hulusi abi ve Hulusi Bey ve Sabri Efendi. Yani bizim ifademizde Hulusi abi ve Sabri abi. Varlık laikasında o mektupları olan. Bu iki zat hakiki talebelerinden ve ciddi arkadaşlarımdan ve hizmet-i Kur'an'da arkadaşlarım içinde talebelik ve kardeşlik ve arkadaşlığın üç hassası var ki bu iki zat üçünde de birinciliği kazanmışlar. Nedir bakalım bu hassalar? Birinci hassa, yani Hulusi abiyi, Sabri abiyi hakiki talebe yapan, hakiki talebe bakın. Bu ifade nurlarda çok karşımıza çıkar, hakiki talebe. Çünkü bu asırda her şeyin neyi de var? Taklidi de var, çakması da var. Öyle mi? Hele de bizim memleketimiz var ya, ben onu sordum. Dünyada taklitçiliğin en birinci ülke Türkiye. Taklitçiliğin, her şeyin taklidi, sahtesi, çakması var. Dünyada ana açık ara öndeymiş bizim ülkemiz maalesef yani. Şimdi bozulunca hani yağ bozulunca diyor ya. Şimdi bizim ecdadımız normalde nurlarda var, üstad bahsediyor. Ahlak-ı âliyenin en güzel numunelerini göstermiş. Güzel ahlakı. Dünyaya, bütün insanlığa. Ama üzerinden değil mi yani büyük bir tahribat geçince yani çok kıymetli bir şeyin bozulması bu sefer de işte böyle oluyor. Hakiki talebe. Şimdi birinci hassa bana mensup her şeye malları gibi tesavvur ediyorlar.
Demek ki talebeliğin birinci şartı ne? Hassası sahiplenme. Yani böyle Risale-i Nur'a veya medreseye böyle misafir gibi değil yani. Ya benim hizmetim, benim eserim, benim davam. Bu noktada ne kadar sahiplenmemiz yüksek olursa, bakın yine hani layıkalara dedik ya, layıkaları da okumak gerekir. Layıkalarda mesela üstadım bizden en çok teşvik ettiği ne? Sadaka, değil mi? Fedakarlık, azami fedakarlık, gayret. Bunları istiyor bize, tebliğ, neşir. Bakın bütün bu hasletler nasıl inkişaf ediyor? Neyle inkişaf ediyor? Sahiplenmeyle ediyor. Yani bir kardeşimiz Risale-i Nur'u, davayı, hizmeti sahiplendiği zaman fedakarlığında da, sadakatinde de, gayretinde de ciddi manada bir inkişaf oluyor. Yani muhkemleşme oluyor. O yüzden birinci hassa sahip, tesavvuf, sahiplenme. Peki bu nasıl olacak? Şimdi hani bakın barda layıkası bu noktada çok aslında ders almamız gereken bir şeydi. Mesela Hulusi abi demiş de şöyle bir sahih hatırasını da nakledeyim ben. Bir dönem işte böyle Ankara'dan abiler böyle Hulusi abi hayattaki ziyarete gidiyorlar. Abi işte böyle hakiki talebelik, vakıflık vesaire böyle fedakarlık hani bize bahseder misin? İşte üstad senin için birinci talep ediyor. O da demiş ki barla layıkasını çok dikkatli okuyun. Her şey orada var demiş. Bu işin bidayeti, bu hizmetin, fedakarlığın, hizmet, sarihinin kutsiyeti orada var demiş. Barla layıkasını dikkatli okuyun. Şimdi bakın, sahiplenme neyle alakalı en çok? Risale-i Nur hizmetinin, Risale-i Nur davasının kutsiyetini telakki etmekle, idrak etmekle, izan etmekle alakalı. Bak bunu sahiplenme için bahsediyoruz ya, oku, bak bir tane cümle okuyalım. Diyor ki, İşte bu bid'at ve zulümat asrında da yine o Kur'an hakim ve kerim layımut icazını sözler ve mektuplarla izhar etmiş. Hani icazı Kur'an'ı beyan et. Risale-i Nur nedir? Kur'an'ın icazıdır. Kur'an'ın sönmez ve söndürülmez bir nur olduğunu bütün dünyaya ders vermektir. Hakikat-ı Kur'aniyedir. Kur'an'ın hakikatli bir tefsiridir. Kur'an'ın ailesidir, makesidir. Kur'an'ın tefekkür aynasıdır. Doğrudan doğruya Kur'an'a hizmettir. Hizb-ül Kur'an'dır. Değil mi? Üstad ne diyor? Hizb-ül Kur'an'ın hadimleri demiyor mu talebelere? Değil mi? Velayet-i Kübra dersidir. Sahabenin sırr-ı meşremine medar, veraset-i nübüvvetten gelen Velayet-i Kübra imanı tahkikinin dersidir. En kutsi bir mücadele-i maneviyi tazamun eden, doğrudan doğruya iman ve Kur'an hesabına manevi cihadı temsil eden en büyük kahramandır. Şimdi bunları niçin söylüyorum? Bakın, işte Hulusi abi, Hüsrev abi, Hafız Ali abi, Sabri abi, onlar daha ilk anlarda yakalamışlar. Onu söyleyecek bize. Yani neden? Çünkü onların latifeleri açık, istidatları açık, günahla muhatap olmamışlar. Ciddi bir iştiyak var, arayış var. Değil mi? Risale-i Nur'u görür görmez yapışmışlar, anlamışlar. Yani davanın kutsiyetini, külliyetini biz ne kadar idrak edebilirsek, alemimizde yerleştirebilirsek, neyi anlatmaya çalışıyorum? Bizim sahiplenmemiz o kadar artar, onu anlatmaya çalışıyorum. Sahiplenme olunca da bakın, birinci hassa tesavvuf, sahiplenme. Hizmet için gayretimiz de artar, fedakarlığımız da artar. Sahiplenme zayıfsa hepsi de zayıf oluyor. Diyor ki, o Kur'an hakim ve kerim layımut icazını sözler ve mektuplarla izhar etmiş, ve bu hakikaten azim işte, en büyük meselede, hizmette, rahmet-i ilahiye muazzez ve muhterem üstadımız el-yak ve el-hak memur ve vasıta olmuştur. Bu asırda Kur'an'ın dersini verme, Kur'an'ın dellallığını yapmaya da diyor üstadımız. Bu hakikata daha birinci derste lütfu ilahiyle iman ettim diyor ya. İşte bu üstadın öyle bir insan. Üstadın ilk ziyaretinde ve dersinde diyor ben bunu anladım. Risale-i Nur nedir? Üstad kimdir? Daha bakın ortada mektubat bile yok. Sözler bile tamamlanmamış. Bizim elimizde bütün külliyat var, kitaplar var, bu kadar hizmetin mazisi var, dershaneler, hepsi var. Yine de tereddüt geçiriyoruz, yine de sıkıntı yaşıyoruz. Yani. Ortada bir tek sözler var, o da daha telif tamamlanmış. Hiçbir medrese-i nuru yok, doğru düzgün talebe yok. Ama onlar oraya bakmıyor. Risale-i Nur'un hakikatine bakıyor. Sayıya, çokluğa, kemiyete ona bakmıyorlar yani.
Onunla ilgili değil zaten. Diyor ki bu hakikaten daha bu hakikata daha birinci derste, yani doğrudan doğruya Risale-i Nur'un Kur'an'ın dersi olması, Risale-i Nur'un doğrudan doğruya Kur'an'a hizmet olması. Bakın yine bir cümle hatırladım. Bu Risale'den bahsederken hani bardakı aldık. Okunacak çok yer var. Yani burayı da okumak istiyorum. Diyor ki ey üstadımın bu fani alemde arkadaşları, inşallah ahiret aleminde de yoldaşları olacak olan aziz ve kıymetli kardeşlerim. Şu anda kalbim şöyle inliyor, ben bir ihtiyarsız yazıyorum. Hazreti Üstad'ın gösterdiği yol aynen Kur'an'ın cadde-i kübrasıdır. Cadde-i kübra hem de herkese umuma. Cadde-i kübrasıdır. Aynen Kur'an'ın cadde-i kübrasıdır. Ondan ayrılmayalım, hizmetten kaçmayalım, fütur getirmeyelim. Evet, bu hakikata daha birinci derste lütfu ilahiyle iman ettim. Diğer nurlu dersler kuvvet-i imana vesile olmuş ve olmakta bulunmuştur. Elhamdülillah adam müfadır verdi. Mesela bir tane de Hafız Arabi'den bir cümle hatırıma geldi. Bakın örnek. Diyor ki, madem şu zamanda iki mühim cereyan-ı azimenin birisinin kumandasını Cenab-ı Hak size tahmil etmiş oluyor ki, iki mühim cereyan ne? İman ve küfür, hidayet ve dalalet, nur ve zulmet cereyanları. Birisinin kumandası ki Allah kime ezelde vermiş, tahmil etmiş dediği zaman Said Nursi Hazretleri tahmil etmiş oluyor ki şu cümleye bakın, şu cümleye bakın. Ya daha dediğim gibi ortada belki 100 tane 100 tane kişi yok yani. Ama bizim gibi zahir kulağıyla bakmıyorlar. Hakikat gözü hakikat kulağıyla, hakikat gözüyle bakıyorlar. Diyor ki bütün dünya Kur'an'ın beyan ve esrarından manen sizi dinliyor. Dinliyor şu anda diyor yani. Kur'an'ın beyan ve esrarından manen sizi dinliyor. İnşallah her vakit dinleyecek. Bütün dünya, yani İcaz-ı Kur'an'ı beyan ya Risale-i Nur. Kur'an'ın dersi ya. Bütün dünya diyor ki Kur'an'ın beyan ve esrarından manen sizi dinliyor. İnşallah her vakit dinleyecek. Şimdi bunu ne örnek olarak okudum? Yani Risale-i Nur hizmeti, Risale-i Nur davası, Risale-i Nur hakikatlerinin kutsiyetine bizim bu şekilde bir bağımız olursa o zaman ciddi bir talebe oluruz, hakiki bir talebe oluruz. Yani sahiplenmemiz artar. Birinci asla bana mensup her şeyi mallara gibi tesavvuf ediyorlar. Bir söz yazılsa kendileri yazmış ve telif etmiş gibi zevk alıyorlar. Allah'a şükrediyorlar. Cesetleri adeta cesetleri muhtelif. Ruhları bir hükmünde hakiki manevi vereseler, manevi varisler. İkinci asla, bu da çok önemli. Bütün makası da hayati içinde. Şimdi insanın hayatında farklı maksatlar olabilir. Önemli olan birinci sırada ne var? Birinci sıra. Çünkü hani bir insanın kıymeti nedir? Himmeti nispetindedir. Himmeti ne? Senin makası da hayati içinde ilk sırada ne varsa senin himmetin odur. Birinci sıra. Sen en çok neyi düşünürsün? Ne için üzülürsün? Neyi hayal edersin? Neyle dertlenirsin? Odur. Senin gayeyi hayalin odur. Makası da hayati içinde en önemlisi odur. Diyor ki, bütün makası da hayati içinde en büyük, en mühim maksatları o nurlu sözler vasıtasıyla Kur'an'a hizmet veriyorlar. Değil mi? Ne diyor Hulusi abi? Ben artık bir şey için yaşadığımı zannediyorum. O da üstadım olan Devlal Kur'an'ın vazife-i memuriye-i maneviyesinde kendilerine pek cüz'i bir yardım ve hizmetkarlıktan ibaret. Bak, hayatını tanımlıyor. Diyor ki, benim hayatımın en önemli vücudumun, Allah'ın beni yaratmasının en önemli sebebi bu. Ben bunu yakaladım diyor ve bunun için yaşıyorum. Ve öyle de dediği gibi yaşamış, öyle de ölmüş yani. Tanıyanlar var, bilenler var, görenler var. O istikamette, o çizgide. Hayatının bütün makası da hayati içinde en büyük, en mühim maksatları o nurlu sözler vasıtasıyla Kur'an'a hizmet biliyorlar. Bakın şimdi hemen yine Kastamonu'da bir yer okuyalım. Buraya teyden. Diyor ki, hakaiki imaniye her şeyden evvel bu zamanda en birinci maksat olmak. Hakaiki imaniye. Bu zamanda her şeyden evvel bu zamanda en birinci maksat olmak. Sair şeyler, sair maksatlar
ikinci, üçüncü, dördüncü derecede kalmak. Ve Risale-i Nur ile onlara, yani hakaiki imaniye hizmet etmek, en birinci vazife ve medar-ı merak. Bakın medar-ı merak ne demek? En çok merak edeceğimiz, değil mi? İnsan en çok değer verdiği şey, en çok merak eder, kafaya takar, düşünür. Medar yani eksen, yani merakımız onun etrafında dönmeli. Medar-ı merak ve maksudu bizzat. Maksudu. Bizzat maksat. Bizzat hedef. Ne? Hakaiki imaniye ve Risale-i Nur'a, hakaiki imaniye hizmet etmek. Her şeyden evvel en kıymetli şeydir. Talebe budur diyor üstad. Yani hakiki talebeler hayatının gayeleri içinde, değil mi? En yüksek gayeyi, maksudu bizzatı bu olarak kabul edenler ve bu şekilde yaşayanlar hakiki talebelerdir. Evet, olmak lazım iken. Demek ki hakaiki imani her şeyden evvel bu zamanda en birinci maksat olmak ve sayı şeyler ikinci, üçüncü, dördüncü derecede kalmak ve Risale-i Nur'la onlara hizmet etmek en birinci vazife ve medar-ı merak ve maksudu bizzat olmalı diyor. Evet, şimdi demek ki ikinci hasta bütün makası da hayati içinde en büyük, en büyük maksatları o nurlu sözler vasıtasıyla Kur'an'a hizmet diyorlar. Dünya hayatının netice-i hakikiyesinin ve dünyaya gelmekteki vazife-i fıtriyelerinin en mühimi, vazife-i fıtriye en mühimi, hakaiki imaniye hizmet olduğunu telakkilerdir. Bakın burada bir nokta paylaşmak istiyorum. Şimdi talebe, bakın nura talebe, üstadın tarif ettiği şekilde talebe olunca ya o kadar önemli, o kadar kıymetli ki. Neden? Çünkü makasıdır rububiyete, marziyat ilahiye tevafuk oluyor yani. Gerçek bir insan, hakiki bir kul, öyle değerli ki, o kadar değerli yani. Yani dengeleri değiştiren her açıdan bir insan ortaya çıkıyor. Üstadın Risale-i Nur'la yaptığı ve yapmak istediği de budur. Yalnız suri değil diyor. Yüzeysel, hakikat-ı imanı ve hakikat-ı İslam'ı elde eden hakiki mümin talebeler yetiştirmek. Risale-i Nur'un mesleği budur. Bakın bu talebeler hem Allah'ın nazarında, hem meleklerin nazarında, hem manevi mücadelede, hem İslamiyet'in güzelliğini, güzel ahlakını temsil etmekte, tebliğde, ya o kadar değerli ki yani. Çok kıymetli yani. 100 kıymetinde 1000 kuvvetinde oluyor yani. Çünkü bakın insanın yaratılmasının şunat ilahiyeye bakan maksatlarını yakalıyor yani. Hayatın sırrını yakalıyor. Hayatın sırrını anlıyor yani. O yüzden bir talebe bakın on binlerce ehli gaflet ve ehli dalleti tartıyor yani. Ehli gaflet ve ehli dalleti tartıyor. Onlardan daha kıymetli oluyor. Makaslı rubiye ve marziyat ilahiye tevafuk, yaklaşma oluyor yani. Tevafuk oluyor. İşte dünyaya gelmekteki vazife-i fıtriyeyi yakalıyor yani. Hani var ya nurlarda ayet-i kübranın başında. İnsanın bu dünyaya gönderilmesinin hikmeti var. Onu yakalıyor yani. O hikmeti yakalıyor talebe. E o da nasıl oluyor? Nurları ciddi okumakla, mütefekkiranı okumakla, tafsirli ve bürhanlı marifet kutsiye dersini almakla, imanı tahkiki dersini almakla, değil mi, fedakarlıkla sahiplenmekle o tezahür ediyor. Dünyaya gelmekteki vazife-i fıtriyelerinin en mühimi hakaiki imaniye hizmet olduğunu telakkileridir. Üçüncü hastaları ne? Hulusi abi, Sabri abi gibi abilerin hakiki talebi yapan üçüncü hasta. Ben kendi nefsimde tecrübe ettiğim ve eczane-i mukaddesi-i Kur'aniyeden aldığım ilaçları onlar da kendi yaralarını hissedip o ilaçları merhem suretinde tecrübe ediyorlar. Aynı hissiyatımla müteassıs var ya, bana tevafuk eden, hissiyatıma hissedar olmak. Bakın talebelikte bu manada var yani. Üstadın hissiyatına yakınlaşmak, üstadı anlamak, ona tevafuk etmek. Hissiyatımla müteassıs oluyorlar. Ve ehli imanın imanlarını muhafaza etmek gayreti. Bakın ehli imanın hani tebliğ, tebliğ yani iman, imanın taklitli olan insanların, ehli imanın imanlarını Risale-i Nur'la kurtarmak, şüphelerini izale etmek, değil mi? Maruz kaldıkları yaraları tedavi etmek gayreti talebelerde olur, yüksek düzeyde olur. Ben mesela geçen Urfa'dan bir misafirim geldi, güzel bir örnek olması noktasından paylaşmak istiyorum. Talebelik döneminde de beraber kalmıştık, bizim müdebbirimizdi yani, bizden birkaç yaş büyük.
Yani böyle öyle gayretli ki yani hakikaten de her ilde böyle 3-5 tane öyle kardeşimiz olsa bir sene içinde tek başına 5.000 kişiye birebir konuşarak, tanışarak, temas ederek gençlik rehberi, küçük sözler, işte hastalar risalesi okuma şartıyla, okuma sözü alarak. Yani şöyle geçip öyle dağıtmıyor. Selamünaleyküm gençler, ne var ne yok, nasılsınız? Bak siz karnınızı doyuruyorsunuz ama ruhunuzun ihtiyacı falan böyle giriyor. İşte ben de bir kitap var, okur musunuz? Şöyle Risale-i Nur. Bu şekilde nereden biliyorum? Çünkü kitabın çoğunu İstanbul'dan biz gönderdik yani. İşte 500 tane gönder, 1000 tane gönder. Hala da istiyor. 2-3 haftada 500 kitap bitiyor. Gerçek söylüyorum. Mübalağasız. 5.000 tane Risale-i Nur dağıttı okumak sözü alarak. Birebir. Müthiş bir gayret yani. Hakikaten. Neden? Ben diyor üniversitede bu okutma. Gençlerin halini görüyorum diyor. Ben nasıl uyuyorum diyor yani. Yani Urfa gibi ve üzülerek bakın şunu söyledi. Üstadın vefat ettiği memleket. Mübarek bir diyar Urfa. Benim tanıştığım insanların %80'i Üstadı ve Risale-i Nur'u hiç duymamış diyor maalesef. Urfa gibi bir yerde. %80'i hiç duymamış. Şimdi bu ben diyor nasıl uyuyamam ben diyor. Hakikaten böyle. Daha geçen hafta yine 1.500 tane gönderdik ona. İşte gençlik rehberi, küçük sözler ve hastalar risalesi. Yani böyle hani bu noktadan nurları mesela son Avize şeyinde de buna çok tahsilat yapıldı. Yani biz insanlara Risale-i Nur'u anlatalım. Risale-i Nur çok tesirli bir derstir yani. Hakikaten bir mürşittir yani. İnsanları irşad eder, imanlarını kuvvetlendirir. Yani eski abiler mesela burada bak eski dönemlerde bu çok gerçekten de çok bu tebliğ şeyi çok yüksekti. Yani son şeylerde bu çok azaldı yani bu gençlikte böyle şeyde bu teknolojinin de tabii çok şeyi var yani. Herkesin cebinde bir kitap olurdu. Yani her nur talebesine ihtiyaç anında çıkarıldı, verildi, okurdu, anlatırdı. Şimdi sorsanız kimseler kolay kolay bulamasın. Herkes cebinden dijital telefon çıkarıyor. Yani dolayısıyla bu gayret de bakın talebeliğin hassasında bu var yani. Gayret nurları tebliğ etmek, okutmak hani dedik ya. Özetlerse okumak, okutmak. Esas bizim vazifemiz bu. Nurları okumak, kendi iman dersimizi almak, imanımızı kuvvetlendirmek ki biz burada o derslerde okuduk. Nurları okumak sadece bizim imanımıza kuvvet veren bir mana da değil. Manevi mücadeledir, ehli imanın imanına kuvvet vermektir, neşri hakikattır değil mi? Külli zikirdir, marifetullah'tır, huzurdur, bunlar var. Ama okutmak aynı zamanda, okutmak, neşretmek. İşte diyor ki, ehli imanın imanlarını muhafaza etmek gayreti. En yüksek derecede taşımaları ve ehli imanın kalbine gelen şübehat şüpheleri ve evhamdan hasıl olan yaraları tedavi etmek iştiyakı. Bakın bu noktada da bir rehavet oluyor. Ben söylüyorum yani. Yani sanki bu memleketteki herkes böyle ehli iman hiçbir sıkıntı kalmadı. Ben Trabzonluyum. Geçen bir gitmiştim memlekete. Benim Trabzon'da lisede okuyan yeğenim. Lise 2'de okuyor. Ya sınıflarında bakın organize olmuş komünistler var. Dinsizler. Her derste diyor bir tane böyle şey bir soru atıyorlar. Böyle yeğenim bile kafası karışmış yani. İşte bazen bana soruyorlar orada biraz konuştum. Bakın yani Trabzon gibi bir yer yani. Hani böyle İzmir değil bir yer değil yani. Orada bile bakın lisede yani. Komünistler kimse bunlar. Dinsizler, Marksistler organize olmuşlar. Gençleri zehirlemeye çalışıyorlar. Buralar çok daha beter. İstanbul bura. O yüzden üniversitelerde yani böyle ihtiyaç da hizmet de bitmemiş yani. Nesillerin özellikle Risale-i çok ciddi ihtiyacı var. Bu manevi tahribatı çünkü hep burada söylüyoruz da derslerde de. Bakın nesillerin ehli İslam'ın en mühim tehlikesi fenden ve felsefeden gelen bir dalaletle kalplerin bozulması, imanın zedelenmesi. Bunu ancak imanı tahkiki kılıncı, imanı tahkiki dersi durdurabilir, tamir edebilir. Onu da Risale-i Nur yapıyor bu vazifeyi. İmanı takip edersin de. O yüzden bu da yani talebelikte olmazsa olmaz. Yani nurları neşretmek, okutmak, duyurmak, muhtaçlara ulaştırmak gayreti bakın en yüksek derecede taşıyorlar diyor bu Risale. En yüksek derecede taşımaları ve ehli imanın kalbine gelen şübehat ve evhamdan hasıl olan yaraları
tedavi etmek iştiyakı yüksek bir dereceyi şefkat. Risale-i Nur mesleği yani iman noktasında şefkat. Ahiret noktasında insanlara şefkat. Şefkatli hissetmelerdir. İşte bu üç hassadan dolayı diyor ki usta bunlar birinci talebedir. Şu yarım bıraktığımız mektubu tamamlayalım. Bir iki yer daha okuyup bitirelim. Diyor ki talebeliğin hassası şudur ki yazılan sözlere kendi malı gibi sahip olmalıdır. Kendisi telif etmiş ve yazmış nazarıyla bakıp neşrine ve ehil olanlara imlağına, tebliğe çalışmaktır. Maşallah hattın güzeldir. Vakit bulursan bir kısmını yaz. Bir kısmını Hüsrev gibi ciddi talebeler var. Ciddi talebe, hakiki talebe. Üstadın arzu ettiği talebe bunlar, ciddi talebe. Onlardan bilahare alır yazarsınız ve onlarla teşriki vesaire edersiniz. 6 senedir Isparta'da ciddi talebelerin çıkmasına muntazırdım, bekliyorum. El minnetülillah şimdi sizinle beraber birkaç tane, ya koskoca Bediüzzaman Said Nursi, bir nutkunu değil mi, Ayasofya'da 50 bin kişiye vaaz eden, değil mi, isyan etmiş taburları bir nutukla itaate getiren, bir makalesiyle İzmit Adapazarı havalesinde değil mi, binlerce insanı İttihad-ı Muhammedi cemiyetine dahil eden Bediüzzaman Said Nursi diyor ki, 6 senedir birkaç tane ciddi talebe. Ha işte Risale-i Nur böyle. Çünkü o birkaç tane yüze bine mukabil. Keyfiyet işte biraz önce bahsettiğimiz mana. Hamele taşıyıcı. Yani Risale-i Nur hizmeti böyle çokluklar sayıyla onunla ilgili bir şey değil yani. Keyfiyete bakar. Hakiki mümin olmaya bakar. Şimdi bakın burayı da kapatmadan okuyalım o zaman. Yine konumuzla alakalı olduğu için. Bakın diyor ki ahir fıkrasında muhbir-i sadıkın haber verdiği manevi fütuhat yapmak. Manevi fütuhat. Maddi değil. Son mektubunda ne diyor bize üstad? Manevi hizmetler lazımdır. Manevi hizmet. İmanı tahkiki dersi değil mi? Kalplere, ruhlara iman dersi. Ahlak, ubudiyet. Okumak, okutmak, neşretmek. Manevi, maddi değil. Manevi fütuhat yapmak ve zulümatı dağıtmak. Bakın ne demek zulümat dağıtmak? Birkaç cümleyle ifade edelim. Şimdi insan ahseni takvimde ya, eşrefi mahlukat, halife-i zemin, emanet-i kübrayı yüklenmiş. İnsanın ağzından çıkan her kelimenin hem kendi iç dünyasında, latifelerinde, aleminde, hem manevi havada, hem alemi misalde karşılığı var. Ve her davranışı karşılığı var, yansıması var yani. Böyle İnsan başıboş değil yani. Mühim bir dikkat ve hafiziyet altında. Şimdi ağızdan çıkan bir günah, küfür, galiz tabir, dalalet, zulümat, kendi iç dünyasında da kalbinde de hariçte de bir günah, bir haram, zulümat, havayı diyor üstad, manevi havayı bozar. Peki zulümatı dağıtmak ne? İşte Risale-i Nur ne yapıyor bakın. Bakın yine emir şeyden Kastamonu'dan okuyalım. Risale-i Nur bu zulümatı dağıtıyor. Manevi atom bombası. Tesirli. Zaten adı üstünde nur yani. Kur'an'dan gelen bir nur. Risale-i Nur okuması, şu dersler, değil mi, intişarı, cevşen-i kebir. Bunlar da ne oluyor? Zulümatı, hani diyor ya manevi havayı tasfiye ediyor. Zulümatı dağıtıyor. Karanlığı yani. Hemen okuyorum bunu. Bak çok, konumuzla çok alakalı bir yer. Diyor ki, Cevşen-ül Kebir ve Risale-i Nur ve Hizb-i Nuri dahi kainatı baştan başa nurlandırıyor. Zulümat karanlıklarını dağıtıyor. Zulümat karanlıklarını dağıtıyor. Hani Üstad Risale-i Nur'u atom bombasına benzetiyor ya çok yerlerde malum. Bakın atom bombasına niye benzetiyor? Çünkü atom bombasının hani kimyevi dille söylersek reaktör özelliği var. Yani bu duvar onu durdurmaz. Sınır yani maddi setler. Aşar gider, tahrip eder. Ve küllidir şey yani. Maziyede, istikbalede. Bakın burada okunan bize diyorlar ya, ya işte dört duvar arasında siz Risale-i Nur okuyorsunuz. Risale-i Nur manevi atom bombasıdır. Burada okunan ders ve bir kardeşimizin medresede elinde okuduğu Risale-i Nur o duvarların sınırları içinde kalmaz. Atom bombası gibi o tesiri dışarı, reaktör özelliği var yani. Ve maziye hale ve istikbale de tesir eder yani. Senin ecdadına, ailene, annene, babana, kabirdekilere hepsine hayır ve sevap olarak gider yani.
manevi mücadeleye dedik ya kuvvet verir, tebliğ ve tesir olur. İstikbali tembih ve irşat olarak tesir eder ya. Risale-i Nur ve Hizb-i Nuri dahi kainatı baştan başa nurlandırıyor, zulümat karanlıklarını dağıtıyor, gafletleri, tabiatları parça parça ediyor. Ehli gaflet ve dalaletin altında saklanmak istedikleri perdeleri yırtıyor gördüm. Kainatı enva ile pamuk gibi hallaç ediyor, taratlar ve tarıyor müşahede ettik. Ehli dalaletin boğulduğu en son ve en geniş kainat perdelerinin arkasında envarı tevhidi gösteriyor. Evet. Manevi fütuhat yapmak ve zulümatı dağıtmak zaman ve zemini hemen hemen gelmesi diye fıkrasına bütün ruhu canımızla rahmet ilahiyete niyaz ediyoruz, temenni ediyoruz. Fakat biz Risale-i Nur şakitleri ise vazifemiz hizmettir. Vazife ilahiye karışmamak, yani neticeye bina etmek yok. Biz tebliğ ederiz, gayret ederiz, tesir olur olmaz. O bizim vazifemiz değil, o Allah'a ait bir şey. Vazife ilahiyeye, hizmetini onun vazifesine bina etmekle bir nevi tecrübe yapmamak olmakla beraber kemiyete değil. Bu çok önemli bir düsturdu zaten. Yani Risale-i Nur'da illa sayı şu kadar olacak, bu kadar çok olacak, öyle bir şey yok. Keyfiyete bakmak. Kemiyet diyor, keyfiyete nispeten ehemmiyetsizdir. Ehemmiyetsizdir diyor. Bakın, Emir Dağ'da. Kemiyete, çokluğa değil. Risale-i Nur çoklukla ilgili değil ya. Keyfiyet. Hani nitelikli. Az da olsa onlar yani. Bakın yine bir yerde diyor ki, tam ihlas. Yani Hazreti Mehdi'nin birinci en önemli vazifesini tarif ederken Emir Dağ'a insan diyor ki, tam ihlas, tam sadakat ve tam tesanüt sıfatlarına haiz bir kısım şakirtlerdir. Ne kadar az da olsalar manen bir ordu kadar kıymetli ve kuvvetlidirler yani. Bir ordu kadar kıymetli ve kuvvetlidirler yani. Keyfiyete bakma. Kalite, nitelik, hakiki mümin. Hem çoktan beri sukut-u alaka ve hayat-ı dünyeviyi her cihetle hayat-ı uhreviyi tercih ettirmeye sevk eden dehşetli esbab altında Risale-i Nur'un şimdiye kadar fütuhatı ve zındıkların ve dalaletlerin saadetlerini kırması ve yüz binler biçarelerin imanlarını kurtarması ve her biri yüze ve bine mukabil yüze ve binler hakiki mümin talebeleri yetiştirmesi. Her biri yüze, yüz kişiye, bin kişiye mukabil hakiki mümin talebeleri yetiştirmesi. Böyle şartlarda hem de ahlakın bozulduğu, tamamen dünyevileşmenin olduğu böyle bir zamanda yetiştirmesi, muhbir-i sadıkın ihbarını aynı tasdik etmiş ve vukuat ile ispat etmiş ve ediyor. İnşallah daha edecek ve öyle kökleşmiş ki inşallah hiçbir kuvvet Anadolu'nun sinesinden onu çıkaramaz. Evet. Elminnetüllah şimdi sizinle beraber birkaç tane çıkmaya başladı. Çünkü bir talebe yüz dosttan müreccahtır. Üstün gelir yani, ağır basar. Sözler namındaki envar Kur'an'ı ise en mühim ibadet olan ibadet-i tefekkürüye nevindendir. Şu zamanda en mühim vazife imana hizmettir, değil mi? Bu zamanda en büyük bir ihsan, en büyük bir vazife imanını kurtarmaktır. Başkalarının imanlarına kuvvet verecek bir surette çalışmaktır. En büyük ihsan, en büyük vazife. İmana hizmettir, iman saadet ebediyenin anahtarıdır. Son yer kaldı. Bitiriyorum orayı. Sadece okuyup bitireceğim. Tam böyle güzel bir örnek. Bakın bir talebe diyecek bize üstad. Hakiki bir talebe ne kadar bir tesiri var. Onun güzel bir örneği olması noktasında. Yani orayı okumadan kapatmayalım dersi. Bakın diyor ki evet bu asrın dehşetine karşı taklidi olan itikadın istinat kanalları sarsılmış ve uzaklaşmış ve perdelenmiş olduğundan her mümin tek başıyla dalaletin cemaatle hücumuna mukavemet ettirecek gayet kuvvetli bir imanı tahkiki lazımdır ki dayanabilsin. Risale-i Nur bu vazifeyi en dehşetli bir zamanda ve en lüzumlu ve nazik bir vakitte herkesin anlayacağı bir tarzda hakaiki Kur'aniye ve imaniyenin en derin ve en gizlilerini gayet kuvvetli bürhanlarla ispat ederek o imanı tahkikiyi taşıyan halis ve sadık şakirtleri dahi imanı tahkikiyi kazanmış sadık ve halis bir nur talebesi bulundukları kasaba, kariye ve şehirlerde hizmet-i imaniye itibariyle adeta birer gizli kutup
iman hizmeti cihetiyle o beldenin kutbu. Kutup ne demek? Ona direkt yani istinat noktası. O beldedeki ehli iman ona dayanıyor. İmanlarını ona dayandırarak muhafaza ediyor. Üstad söylüyor bunu. Hizmet-i imani itibariyle nur talep edenin hakiki talep eder o beldenin kutbudur. O müminlerin imanı ondan sorulur. Onları korur. Hem de nasıl? Bakın diyor ki hizmet-i imani itibariyle adeta birer gizli kutup gibi müminlerin manevi birer noktayı istinadı olarak amud-u nurani, nurani bir direk bilinmedikleri ve görünmedikleri ve görüşülmedikleri halde görünmedik, bilinmiyor, görünmüyor. Herkes de tanımıyor yani. Kuvve-i maneviyeyi itibatları cesur birer sabit gibi kuvve-i maneviyeyi ehli imanın kalplerine veriyor diyor yani. Yani nasıl veriyor? İşte bu acayip bir sır yani. Manevi bir şey bu. Yani ehli imanın kalplerine onun oradaki varlığı kutup ya sürekli kuvvet gönderiyor. Onları dalaletlere iltihap etmekten muhafaza ediyor. Etmiştir de ediyor da. Diyor ki kuvve-i manevi itikatları cesur birer zabit gibi kuvve-i maneviyi ehli imanın kalplerine verip müminlere manen mukavemet ve cesaret veriyorlar. Manen. Bilmiyor, tanımıyor onu yani. Müminlere manen mukavemet. Bakın ne? Bir tane de, bir tane de, bir belde de. Yetiyor yani bazen. Manen mukavemet ve cesaret veriyorlar. Subhaneke la ilme lena illa ma'allemtena inneke entel alim hakim. Ve ahiru da'vana enel hamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.